vatandaş bunun bedelini ödüyor. Döviz borcu olan insanlar var. Dövizle kiralar ödeniyor ağırlıklı olarak. Neticede herkes etkileniyor. Yani bugün dolarla işi olmayan vatandaş dahi bir bedel ödemek zorunda yani. Şu anda bir düzensizlik var bizim. Ama eğer bu koalisyon sonuç çıksaydı, genellikle ondan sonra ortalama düzgün bir şekilde piyasalar otururdu yani. Ama bugün piyasalar bayağı bir hareketli ve düzene de en az da bir 6 aylık bir zaman kaybı, başka bir şey yok. Koalisyon kurulmaması ülke ekonomisine ve ülkeye çok büyük zararları oldu. Doların yükselmesi, euronun yükselmesi hep bütün işlerimizi engelliyor. Bunun baş sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüyoruz bu koalisyon kurulmaması esnaf olarak, bir vatandaş olarak. Lütfen elini çeksin, bu ülke normale dönsün. Bir koalisyon kurulsun ve insanlar işlerine, güçlerine baksınlar. De barışı sağlasınlar bu ülkede. Sayın Cumhurbaşkanı ve dört parti lideri bir araya gelse, tamam, yepyeni bir hükümet modeli oluştursa, adına da beyin takımı dese, yani tatlıcadı gibi bir burun kıvırsa, dolar ne olacak, geberecek. Yok ya. Yani bunlar hayal. Ama biz alışkınız. Seviyoruz. Hani birisi emir versin, dolar düşsün. Birisi emir versin, dolar yükselsin. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ekonominin kanunları acımasızdır. Hiç öyle ne başbakanı dinler, ne cumhurbaşkanını dinler, ne muhalefeti dinler. Şimdi işte esas başbakan kim olsun? Kim olursa olsun. Hiç fark etmez. Dolayısıyla dolardaki yükselmeyi koalisyona olup olmamasına bağlamak bir derece bir anlamda kandırmacadır. Kandırmacadır. Kardeşim, daha çok üret, daha az tüket, tasarruf et, tasarrufları yatırımlara yönlendir ve bu yatırımlardan elde ettiğin kazançla milletin yüzünü güldür. Şimdi bakıyorsun her şey birbirine benziyor. Devlet borçlu, o zaman millet de borçlu.